Herkese merhabalar, FFM Stüdyo'dan Görkem ben. Bugün kick ve bass üzerine bir video çekeceğiz. Kick ve bass arasında nasıl bir denge sağlayabiliriz? İkisini nasıl daha yoğun duyurabiliriz aynı zamanda? Bass'a nasıl bir yoğunluk verebiliriz? Genişletebiliriz? Nasıl reverb ve delay'le dağıtabiliriz? Kick'e nasıl bir proses uygulayabiliriz daha iyi çalışmaları için birlikte? Bunlardan bahsedeceğiz. Ben her zaman olduğu gibi ufak bir proje hazırladım. 3 tane basım var, kick'im var. Tek tek kanalları dinleteceğim hamallerini. Ardından üzerindeki efektler neler, niye yaptım, ne işe yarıyorlar onlardan bahsedeceğiz. Ve çok hızlı bir şekilde şunu da söyleyeyim. Basslar bu projede çok fazla yoğun ve sürekli olduğu için kick'i çok kısa tuttum. Hani kick'in sadece ritim ve alttan hani o doyuruculuğunu vermesini istedim. Uzun bir kick de kullanabilirdim ama o zaman belki pad bass'tan kurtulabilirdim. Daha böyle mid ve main bass'ta daha ritmik ilerlemesi için. Ama bass'ların bir tık daha yoğun olmasını istedim. O yüzden bass'ları uzun tutup kick'i çok olabildiğince kısa tutmaya çalıştım. Ama hala yani dediğim gibi o yaracılığını da korumasını istedim. En başta genel parçayı efektli ve efektsiz dinleyelim. Ardından tek tek kanallara geçelim. Önce efektli hallerine bakalım. Başta duyduğum efektsiz hali çok kuru, bir derinliği yok. Yani basslar ve kick arasında bir derinlik yok. Aynı zamanda sablar çok fazla yoğun, her basın kendi içinde bir sabı olduğu için. Sabların yoğunluğu da bu sefer kick'in önünü kapatıyor. Kick çok punch'ı gelmiyor. Yani bir dengesizlik var bence. Tek tek kanallara geçelim, ardından efektlere bakalım. Şimdi kick'imizin orijinali bu şekilde. Bu arada bassların tonu re diyez, kick'te sol de. Üçlüsü veya beşlisine oturtabiliyorsunuz bildiğiniz gibi kickleri. Ben de soldan oturtmaya karar verdim. Kickler genelde sol fa aralığında daha güzel, yani bana göre daha güzel tınlıyor. Bu ham hali. Bu da efektli. Burada en başta clean'den çok ufak bir tıraşladım. Yani nereden baksanız 1 desibele yakın tıraşladım. Abartayım, neresi olduğunu duyalım. Yani o en baştaki atağının sivriliğinin biraz daha aşağıya gelmesi. Yani biraz daha yuvarlak bir hale getirmek istedim kick'i. Ardından da burada bassların kök notasından ufak bir cut yaptım. Biraz aşağıya kıstım. Kick'in kendisinin dominant olduğu bölgeyi de biraz yukarı taşıdım. Hemen dinleyelim. Biraz daha sablaşıyor, ağırlık geliyor kick'in kendisine. Ardından bassları dinleyelim. Şöyle bir ana basımız var. Bu bas hem sabda oturan hem de üstte klik veren bir bas. O yüzden bunu ana bas olarak bırakmak istedim. Sabında güzel bir yoğunluğu var. Dinleyelim. Efektleri açacağım çalarken. Şimdi tek tek pluginleri dinleteyim. Hangi plugin hangi görevi yapıyor onlardan bahsedelim. Burada bir phase distortion'ımız var. Bunun amacı biraz daha karakter kazandırmak basın kendisine. Mix'ini abartayım. Ne yaptığını duyalım. Yani hem karakter kazandırmak hem de biraz daha sıcaklaştırmak aslında. Geri kısacağım. Duyduğunuz gibi ufak bir rezone var basın üzerinde. Fazıyla oynayarak ondan da biraz daha kurtulup biraz daha saba yaklaştırdım. Dinleyelim.
arttırdıkça rezone ön plana çıkmaya başlıyor. Düştükçe biraz daha aşağıya iniyor. Ardından bir EQ'm var burada. Bu EQ mid bass'a yer açmak için yaptım. Yani çünkü mid bass tam bu aralıkta biraz daha dominant. Nerede? Yani 200-300'den neredeyse 600-700'e kadar tam dolu ve dominant olduğu yer vardı. O yüzden biraz daha tıraşladım buradan o mid bass'ın ön plana çıkması ve ikisinin birbirinden ayrılması için. Hatta mid bass'ı da açayım o sırada. Mid bass'ın üzerindeki efektler de kapalı. Sadece bunu EQ'yu açtığımda mid bass'ın nasıl biraz daha ön plana gelip ikisinin birbirinden ayrıldığını hissetmeye başlayacaksınız. Yani kapattığımda iç içe geçiyorlar ama benim istediğim hani sub bass biraz daha geride olabilir. Mid onun üstünde oturuyor olabilir. Hem mid bass'ta ve pad bass'ta da synth'in içinde LFO'lar var. Sürekli hareket ediyorlar hem cutoff'ları hem farklı parametreleri. Ardından da buradan shaper box'a geçelim main bass'ın üzerinde. Burada yakalamak istediğim şey sadece sub'ların sidechain'lenmesi ve üst taraftaki o click'lerinin sidechain'lenmemesi. Dinleteyim. Hatta sololayayım önce hangi... Yani band ayırabiliyorsunuz gösterdiğim gibi diğer videolarda shaper box üzerinde. Benim istediğim yer bu aralık. High kısmının sidechain'lenmesini istemiyorum. O yüzden oraya bir sidechain uygulamadım. Şu şekilde. Sadece sub kısmı. Diğer tarafa da geçeceğim. Yani ata düz sub'lar kick vurdukça aşağıya iniyor gibi. Ardından mid bass'a geçelim. Ham hali bu şekilde. Tek tek göstereyim hemen burada efektleri. Ufak bir low cut uyguladım. Basslardan kurtuldum. Sub'dan daha doğrusu kurtuldum. Normal sub'ınla karışmaması için. Ardından yine bir phase distortion'um var. Karakterini bir tık daha ön plana çıkarmak için bu da. Ve biraz daha derinlik katması için. Çünkü direkt gözümün önünde olmasını da istemedim. Biraz daha böyle geriye doğru gittiğini hissedebiliyorsunuz. Ardından bir saturasyonum var. Harmoniklerin o gıcırtısını biraz daha plana çıkarmak için. Mix Tool'la genel volüm kontrolü yapmak istedim. Hani kullandığım efektlerin bir volüm artısı oldu. Onu geri alıp AB'ye yaptığımda volüm kaybı yaşamamak için, daha doğrusu volüme kanmamak için biraz Mix Tool'dan tıraşladım. Ardından da ufak bir kompresör kullandım. Çünkü synth'in içindeki LFO'lar ve modülasyonlar dediğim gibi sürekli açılıp kapandığı için olmasa da sürekli bir volüm inip kalkışı hissedebiliyorsunuz. Onu birazcık daha statikleştirmek istedim. Dinamiğini biraz daha öldürmek istedim. Şimdi burada AB yapacağım pluginleri ama low cut'ı kapatacağım. Çünkü bas kaybettiğinizde hani sanki çok incelmiş gibi hissettiriyor AB yaptığımda. O yüzden sub'lar varken AB yapalım. O genel mid'deki karakteri nasıl ön plana çıkmış ona bakalım. Kapalı gibi hissettirirken, ortada hissettirirken biraz daha bir tık daha yukarı taşımak istedim. Fiziksel olarak yukarı kaldırmak istedim. Yani tizleştikçe daha yukarıda duyuyorsunuz sound'ları. Burada da zaten hani kapattığımda biraz daha göz hizasında, burun hizasındayken kulaklıkla en azından biraz daha yukarı çıkmaya başlıyor. Duyabiliyorsunuz. Ardından bence en güzel yerlerden biri basın kendisini efektlemek. Bence bası kontrollü bir şekilde kullanırsanız istediğiniz şekilde reverb'leyip delay'leyebilirsiniz. Ki zaten çok bilindik ve yapıldık hareketler. Ama
Kullandığınız reverb ve delay'leri bence biraz daha fazla efektleyerek klasik bildiğimiz o hani reverb sound'undan daha karakterli bir sound'a geçiş yapabilirsiniz. Şimdi burada benim bir reverb kanalım var. Bir adet de delay efeğim var. En başta delay'den pardon reverb'den başlayalım. Şunların ikisini hatta üçünü kapatalım. Şimdi dinleteyim nasıl olduğunu. Normal Valhalla'dan bir tane preset beğenip kendi istediğim sound'a göre işledim. Ardından ufak bir EQ yaptım. Şurada EQ'yu hemen kaldırayım. Yani sound'un önüne geçmemesi için tizlerden, basslardan ve ulti olan bir yerden bir frekans aralığından tıraşlama yaptım. Çünkü EQ'yu kapattığımda reverb basın kendisiyle birlikte çalmaya başlıyor. Yani aralarında bir mesafe olmuyor. Ama bu EQ'yu yaptıktan sonra özellikle tizleri kestikten sonra bas ön planda kalırken reverb arkaya doğru dağılmaya devam ediyor. Yani reverb'ün arkada kalmasını istersiniz genelde. Hani ön sound'un önünde değil de sound'un arkasına doğru gidecek şekilde istersiniz. Tekrar dinleteceğim. Açtığımda arkaya giderken kapattığımda ön tarafa geçiyor. Burada klasik bir ardından sidechain hareketim var. Şuradan unutmadan buradan sidechain trigger'ını da açalım. Bildiğimiz yani normal klasik bildiğimiz sidechain sadece bas çaldığında reverb aşağıya inecek ki hani sürekli birbirinin içine geçmesinler ve reverb biraz daha kontrol altında dursun. Zaten kapattığımda duyacaksınız. Reverb dağılırken açtığımda tekrardan aşağı doğru basılmaya başlayacak ritimli bir şekilde. Bu arada buradaki reverb'ün ayarlarını da ben sound'unu beğendikten sonra zaman ayarlarını kendim yaptım. Projenin BPM'ine göre pre-delay ve zaman hesaplaması yaptım. Onu da unutmadan söylemiş olayım. Hemen dinleyelim kompresörsüz halini ardından kompresörü devreye sokacağım. Duyabiliyorsunuz. Hatta biraz daha make-up game verebiliriz. Yani daha kontrol altında, daha geride ama o derinliği veriyor aynı zamanda. Buradaki ama bence asıl hareket buradaki formant filter oldu. Demek istediğim yani videonun daha doğrusu bası gösterirken bahsettiğim hani alışılmışın dışında bir reverb sound'u ya da bir daha karakterli bir reverb istiyorsanız frekans shifter, rezone filtre kullanabilirsiniz, formant kullanabilirsiniz. Burada formant şöyle işliyor. Belli bir yani bir nevi rezone gibi düşünebilirsiniz. Bunu çok detaylı şu an girmek istemedim. Hemen tekrar dinleteyim kapalı açık haliyle. Orijinali bu şekilde. Yani orijinal bildiğimiz klasik basın kendi karakterindeyken formant bunu belirli işlemler uygulayıp farklı bir karaktere büründürüyor. Biraz daha gibi bir rezonemsi bir sound ortaya çıkıyor. İstediğiniz şekilde değiştirebiliyorsunuz. Burada benim daha çok hoşuma gittiği için ben burada kullanmayı tercih ettim. Basımız bu şekilde. Hemen kick, main bass ve diğer king main bass ve normal kendisiyle dinleyelim. Ardından basın ben biraz daha hareketsiz olduğunu hissettim ve bir delay uyguladım üzerine. Delay'e gönderdim daha doğrusu. Hemen bakalım. Önce reverb'ı kapatayım. Ardından delay'e bakalım.
görebiliyorsunuz. Hangi time'da olduğunu da, hangi zamanda olduğunu da görebiliyorsunuz. Ardından yine bir EQ'm var. Basslardan biraz, tizlerden biraz kurtuldum. Yine aynı şekilde reverb'deki gibi kendisiyle, yani orijinal input'la karışmaması için, orijinal sinyalle karışmaması için. EQ'yu kapattığımda nasıl dağıldığını ve iç içe geçtiğini de duyabiliyorsunuz aynı zamanda. Şunların yerlerini değiştirelim. Ardından ben formantı tekrar kullandım burada. Mesela bunun sound'unu biraz daha değiştirebiliriz reverb'le karışması için. Gibi. Ve yine aynı şekilde buradan trigger'ı da açalım. Aynı şekilde reverb'le aynı şekilde daha doğrusu karışmaması için, sound'un önüne geçmemesi için sidechain compression kullandım. Basayım, yani iyice indireyim aşağıya doğru. Ne yaptığını daha iyi duyalım. Normal bildiğimiz klasik sidechain. Sound önümüzde, delay'i de ben çok ufak kıstım şimdi biraz daha böyle sanki önüne geçiyormuş gibi hissettiğim için. Ama o derinliği nasıl yakaladığımızı görebiliyorsunuz ve delay'in normal delay'den yani o klasik sound'un kendi delay'inden nasıl çıktığını, nasıl daha karakterli ve hani bir tık daha olağan dışıya gidebilmeyi dediğim gibi burada yapabilirsiniz istediğiniz şekilde. Farklı flanger'lar, phaser'lar, chorus'lar da kullanabilirsiniz. Buna tekrar bakalım. Çok güzel bir karakter katıyor. Reverb'lerle birlikte dinleyelim şimdi. Tekrar hep birlikte dinleyelim pad bass dışında. Yani kick'i çok güzel duyuyorsunuz vuruşunu. Hani altının dolu dolu geldiğini duyabiliyorsunuz. Sub'ın aynı şekilde basslarla birlikte vurucu gözümüzün önünde ama hani çok rahatsız etmeyecek şekilde. Muazzam da bir derinlik aynı zamanda. Ardından buradan pad bass'a geçelim. Pad bass'ımız ham haliyle bu şekilde. Yani içinde yine chorus, pan ve cutoff LFO'ları aynı zamanda. Hani modülasyonlar sürekli sound'u oynatıyor. Statik bir şekilde ilerlemiyor. Multipass diye muazzam bir plugin var. İstediğiniz şekilde manipüle ve modüle edebiliyorsunuz sound'un kendisini. Sınırsız sayıda kombinesi var. Random size random seçenekler de sunabiliyor. Ben bir preset üzerinden yürüdüm. Ardından beğenmediğim sound'ları kapatıp, yani beğenmediğim modülasyonları kapatıp beğendiğimle devam ettim. İstediğiniz şekilde bantları bölüp o banda farklı efektler uygulayabiliyorsunuz. Orijinali tekrar dinleteyim, ardından multipass açacağım. Ufak böyle granüler delay gibi ya da delay shot'lar gibi ama biraz daha tiz sesler o ön plana çıkarıyor. Ben mix'in içinde çok ön plana geçmemesi için şöyle bir hareketle, yani şuradaki hareketle. Burada yine basslardan kurtuldum.
Şöyle bir hareketle filtre kullanarak o tizlerini biraz daha kapatmak istedim. Çünkü hem kick'in önüne geçiyor hem aynı zamanda bir basın tizleriyle biraz karışmaya başlıyor. Multipass'tan sonra çıkan efektlerden bahsediyorum bu arada. Yani tekrar dinleteyim. Böyle biraz da hani glitchy, noise'umsu çıkan o basslar mix'i biraz daha yoruyor gibi hissettirdi bana. O yüzden filter ve sadece bir low cut uyguladım. Fazla bir şey kullanmak istemedim. Çünkü sound biraz daha geride duracağı için çok da fazla öldürmek istemedim. Dinleyelim. Yani o ısıran basslar, yeni multipass'tan sonra çıkan basslar biraz daha geriye çekilse de varlığını hala orada hissedebiliyorsunuz. Hani çok güzel yarmaya devam ediyorlar. Ardından reverb'e yolladım. İlk kullandığımız reverb'e yolladım. Şuradaki reverb'e. Bunun sendini çok fazla yolladım. Çünkü yani o derinliği ve pisliği aslında biraz daha vermek istedim. Hani çok da temiz duyulmasını istemedim. Şimdi biraz da kirli duyulabilir. O yüzden efeğin sendini çok fazla yolladım. Ve ardından bir tane şöyle bir şey yaptım. Bunu söylemeyi unuttum. Çok hızlı şekilde ondan bahsedeyim. Mid bass'ın delay'i sağ panlıyken yeni bir delay kanalı açtım tekrardan. Onun delay'ini de sola panladım. Hani mid bass'ın sekmeleri biraz daha doğrusu mid bass'ın sekmeleri sağ tarafta daha yoğunken bass'ın delay'i de bir pad bass'ın delay'i de biraz daha sol tarafa doğru yoğunlaşacak şu şekilde. Stereo'da da biraz daha böyle sola da yakın olduğunu hissedebiliyorsunuz. Ardından yine çok aslında birebir kompresörler aynı şekilde ilerliyor, formant da aynı şekilde ilerliyor. Hatta formantı delay'den önce atalım. Duyabiliyorsunuz nasıl dağıldığını durduğumda da zaten. Yani parçayı durdurduğumda da nasıl dağıldığını duyabiliyorsunuz. Reverb'e de dinleteyim. İkisini delay ile birlikte dinletelim. Yani bu şekilde bile halihazırda muazzam bir derinlik ve genişlik yakalıyorsunuz. Hani çok fazla stereo plugin'ine de gerek yok. Hani dediğim gibi modüle etmekten başlayıp ufak tefek reverb ve delay'lerle de çok güzel işler yapabilirsiniz. Yani bir aranjenizi ve parçayı sade tutup yine güzel işler çıkarabilirsiniz. Sound seçimi de çok önemli bence bu aralıkta. Hani 3 sound da bence çok güzel oturuyor birbirine. Main bass daha saf tarafını kontrol ediyor. Mid adı üzerinde. Pad'de hani eksik olan bir yoğunluğu biraz daha doldurması için koydum. Şimdi hepsini tekrardan birlikte dinlemeden önce bütün bası ben grupladım. Ardından ufak işlemler uyguladım üzerinde. Şimdi hepsini çalacağım. En başta bir satürasyonum var. Ardından şöyle bir EQ'm var. Ardından da sidechain, normal bildiğimiz klasik kickle sidechain için kompresör kullandım. Tek tek dinleteceğim şimdi nasıl olduklarını. Basın hem de sabların nasıl daha da yoğun ve karakterli bir hal aldığını görebiliyorsunuz. Hani çok sönük kalıyorlar. Hani kendi içlerinde bir denge var, güzel. Ama daha ön planda ve daha canlı duyulabilirler.
O yüzden genelde ben distortion ve saturasyon kullanmayı öneririm ve tavsiye ederim. Hani sound'larınızı ön plana çıkarmak istiyorsanız birazcık daha. Ardından bir EQ kullandım. Burada kick'e yaptığım, hani bastan kısıp kick'in kendisini açtığım hareketi pardon, burada EQ bas üzerinde yaptım. Kick'in dominant olduğu fundamental'ını kıstım. Ardından hem alt oktavda hem de üst oktavda kendi aralığını biraz daha yukarı kaldırdım. Ufak bir çamur gibi hissettim şurada çamurun olduğunu. Çok hafif tıraşladım biraz daha o güpüne yer açılması için. Altlarına biraz daha yer açılması için. Ardından da dediğim gibi klasik bir sidechain kompresörümüz var. Şimdi dinleyelim. Sidechain'inde ne kadar bastığını göstereyim. Şuradan hemen şunu açalım. En başta ne kadar sert bastığını dinleteyim. Ardından geri geleceğim. Hissedelim yani nasıl bir hareket yaptığını. Yani abartıldığında bu şekilde işliyor. Çok güzel bir gruba giriyorlar aynı zamanda. Hani kick'in önü bir tık daha açılmaya başlıyor. Çünkü hani basslar hepsi birden düştüğü için kick daha gümbür gümbür gelmeye başlıyor ama o yoğunluğunu kaybetmiyor. Buradan çok hafif bir make up gain de uyguladım buradan zaten. Yani o kaybolan, düşen volümün geri gelmesi için. Genel olarak bu şekilde yaklaşabilirsiniz. Hani dediğim gibi basa hem reverb hem delay verebilirsiniz istediğiniz zamanda ama kontrollü bir şekilde vermeye çalışın. Kafanızda hangi bas hangi aralıkta oturacak ya da uzun bas olacak mı? Uzun bas olacaksa ne kadar volüm açık olacak? Bunu da dengeledikten sonra kendi içlerinde o dengesini volüm olarak dengesini yaptıktan sonra az önce gösterdiğim şekilde işleyebilirsiniz. Bütün parçanızın hani hem kickinizin basınızın daha bir şekilde gelmesini bir şekilde duyulmasını istiyorsanız daha doğrusu. Şimdi son kez AB yapalım. Efektli ve efeksiz haline bakalım. Ondan sonra da videoyu sonlandıralım. Efeksiz haline geçeceğim. Ardından durdurup efektli haline geçeceğim. İlginç duyuluyor, daha ilgi çekici duyuluyor. Diğerinde dediğim gibi enstrümanlar birbirinin içindeyken hani hepsi kuru bir şekilde çalıyorken bu şekilde enstrümanları ayırabiliyorsunuz. Kick'in önünü açabiliyorsunuz. Bass'ın yoğunluğunu koruyup biraz daha ön plana getirebiliyorsunuz. Bugünlük tekrardan videodan bu kadar diyelim. Dinlediğiniz için ve izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herhangi bir sorunuz veya yorumunuz olursa yorumlardan bize bırakabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim.